Arkadaşlar üstü ifade sizlerin ömrü boyunca göreceğiniz matematik derslerinde hep karşınıza çıkacak bir konudur. LGS grubunda tam anlamıyla oturttuktan sonra YKS döneminde de geri gelecek KPSS döneminde de karşınıza çıkacak bir konudur. Yani uzun uzun süre göreceğiniz konulardan biri ve çok önemli bir konu. Şimdi üstü ifadeleri birazcık açacak olursak, üstü ifade şöyle anlatayım ben sizlere. Sıfırdan farklı bir sayının kendi ve tekrarla çarpımı kısa yoldan gösterilmesi. Uzun uzadıya A çarpı A çarpı A çarpı A çarpı A çarpı şeklinde yazmak yerine kaç tane A varsa onu üstüne yazarak A üzeri N diyerek hem üstü belirtiyorsun, bir diğer adıyla kuvvetini belirtiyorsun, hem de soruyu kısa bir şekilde çözmüş oluyorsun. Yani uzun uzadıya çarpma işlemini yapmıyorsun. Örneğin 4 üzeri 3 sayısını ele aldığımızda bu ifade aslında 4 çarpı 4 çarpı 4. Yani 4 üzeri 3 64. Bir diğer konumuza gelecek olursak 5 eksi 5 üzeri 4. Bunu da yine eksi 5 çarpı eksi 5 çarpı eksi 5 çarpı eksi 5. Şimdi burada birkaç özellik daha söyleyeceğim sizlere. Eksi 7 çarpı eksi 7 çarpı eksi 7 eksi 7 üzeri 3. Şimdi arkadaşlarım bizim parantezimiz aslında kuvvetlerle böyle farklı bir bağlantısı var. Birazcık o bağlantıyı açalım. Örneğin negatif bir sayının pozitif bir üssü varsa bu sayıyı neye çeviriyor? Pozitife çeviriyor. Yani çift bir kuvveti varsa. Ama negatif bir sayının tek bir kuvveti varsa bu sayıyı yine olduğu gibi negatif bırakıyor. Şöyle düşünebiliriz. Çift sayılar negatif sayıları pozitife dönüştürüyor. Tek sayılar negatif sayıları yine negatif olarak bırakıyor. Şunu da şöyle kanıtlayabiliriz. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı yine bize negatif sonucu verecek arkadaşlarım. Burada hatta birazcık da bahsettik. Onları da inceleyelim sizlerle. Birinci özelliğimize bakacak olursak verilen bazı sayılar birden fazla farklı şekilde üslü ifade olarak gösterilebilir. Bunda 81 sayısını ele aldık. Çünkü 81 sayısını birden fazla hatta çok güzel sayılarla gösterebiliriz. Tabii bu sadece 81 için geçerli değil. 64 için de geçerli. Daha güzel örnekler aklınıza gelen varsa yine chatte görebilirim başka hangi sayılar için geçerli olduğunu. 81 üzeri 1. Birinci yazma şeklimiz. Geldim. 3 üzeri 4 diye yazdım. Şuradaki 4'ten 2 aldım aşağıya indirdim. Bu 3'ün karesi üzeri 2 şeklinde oldu. 9'un karesine döndü. Daha sonra ben daha yeni ne öğrenmiştim? Negatif bir tam sayının çift kuvveti pozitife çeviriyordu. Aynı şekilde eksi 3 üzeri 4, 125. Aynen bu da güzel oldu 125. Eksi 3 üzeri 4 yani negatif bir sayının çift kuvveti yine pozitif yaptı. Yine negatif bir sayının çift kuvveti pozitif yaptı arkadaşlarım. Dedik ve devam ediyoruz. Geldik. N sıfırdan farklı bir doğal sayı ve A negatif bir tam sayı olmak üzere. A üzeri 2N. 2N dediği ifade bana neyi bildiriyor? Çift bir kuvvetin olduğunu. A ne olursa olsun negatif bir tam sayı veya pozitif bir tam sayı. Zaten pozitif de otomatikman pozitif olarak çıkıyor ama negatif bir tam sayı olduğunda çift kuvvetim otomatikman sıfırdan büyük yani pozitif ifadeye dönüşmüş oluyor. Fakat A negatif olduğuna negatif bir tam sayının tek kuvveti ise sıfırdan küçük yani negatif olacak diyeceğiz. Burada yine aynı şekilde söylemiş. Birazcık da buradan bahsedelim. Eksi 3 üzeri 4 çift bir kuvvet aldım. Çift kuvvetin sonucu ne oluyor arkadaşlarım? Pozitif kuvvet oluyor. Pozitif sonuç oluyor. Ama yine negatif bir sayının tek kuvveti şöyle göstereyim. Negatif bir sonuç elde ettiriyor bana. Üssü bir ifadede paydan paydaya veya paydadan paya alındığında üssün işareti değişir. Şimdi burada çok önemli. Şurada bir sıkıntı olmuş. Şöyle göstereyim ben.
5 üzeri eksi 4 ifadesi. Eksi 4'ü eksi beni rasyonele çevir demek. Rasyonele çevirdiğimizde ise arkadaşlar şu çizgiyi şu çizgi olarak düşün. Otomatikman bu çizgi bu çizgiye eşitlendiği için buradaki çizgi yani negatiflik gitti. 5 üzeri 4 olarak geldi. Bir de rasyonele çevirdi. Şu 32 şöyle gösterelim. 2'nin 5. kuvveti şeklinde görelim burayı. Eğer ki ben bu 32 sayısını rasyonel sayı olarak yazacaksam 2'nin eksi 5. kuvveti şeklinde yazmalıyım ki bu ifadeyi çevirdiğimde şununla şu birbirini nakarat etsin ve bana 32 sonucunu versin diyerek devam ediyoruz. Birazcık da şundan bahsedelim. Üslü sayılar LGS'de kaç soru getirmiş? 2022-2023 öğrencilerimiz için kaç soru olacak? Ne tür sorular geliyor? Birazcık onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. LGS'de bu konu 2018'de 2 adet gelmiş, 2019'da 2 adet gelmiş, 2020'de 4 adet gelmiş. Şimdi bu sene için herhangi bir şey diyememekle birlikte ama yine 3 veya 5 arası soru gelebileceğini öngörerek arkadaşlarım ona göre çalışmamız gerektiğini, bu konunun öneminin ona göre vurgulamak istediğimi anlayın. Doğrudan üstü ifadelerle ilgili işlemlerin yanı sıra aşağıdaki konularda sorular gelebilir. Dediğim gibi artık yeni nesil sorular size git şunu bul demiyor. Birkaç konuyu barındıran sorular içeriyor. Özellikle üslü sayılar, karekökli sayılar. Bunun yanı sıra EBOB, EKOK, daha yeni EBOB, EKOK'ta üslü sayıları görmeden EBOB, EKOK'ta soru çözdük. Bunun gibi birkaç örnek verebiliriz. Şunları birazcık açalım arkadaşlarım. Ölçülere eşit paketlerin kutuların eşit kolilere konulması sonucu tüm sayının bulunması. Şimdi bir dağıtma özelliği. Aslında bir kutunun içinde birçok kutu varmış gibi düşünerek yani bir kat söz konusu olarak devam eden sorularda bir kağıdın birden çok katlanması veya kesilmesi sonucu kaç büküm oluşacağının bulunması, kitaplarda gelecek soru kalıbının en önemlisi. Bir topun yükseklikten atılması sonucu her seferinde azalan yükseklikte zıplaması soruları yine aynı şekilde. Bir kağıt her seferinde ikiye katlanarak dört kez katlanıp açılırsa 16 bölüm oluştuğu görülür. Buradan da 2 üzeri 4 16 şöyle gösterecek olursak. Üslü sayılar hakkında şunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Çok soru görmeniz gerekiyor. Soru kalıpları belirlidir aslında ama yeni nesil sorular birkaç konuyu barındırdığı için içerisinde üslü sayılar sadece üslü sayılar çözgeç diyemeyeceğim sizlere. Üslü sayıların öncesi konuları da barındıran yani çarpanlar ve katları da barındıran soruların üzerinde de durmanız gerektiğini söylüyorum. Özür dilerim. Şimdi geldik. Üslü ifadelerle ilgili bazı temel kurallar var. Bunları bilmeden üslü ifadelerde çok fazla yanlış yapabilirsiniz. Pozitif tam sayıların tek kuvvetleri de çift kuvvetleri de pozitiftir. Bunları daha yeni gördük arkadaşlar. A sayısı pozitif olduğunda üslünün ne olduğunun önemi yok. Her türlü bu sayı sıfırdan büyük gelecektir. Ama şurada işte bizim can alıcı konumuz yani can alıcı özelliğimiz negatif tam sayıların tek kuvvetleri negatif çift kuvvetleri pozitiftir. Bunu daha yeni ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Sadece örnekleri inceleyip geçeceğim arkadaşlar. Eksi 5 üzeri 3 ne yaptı? Negatif bir tam sayının tek kuvvetini aldım. Sonucum ne oldu? Negatif geldi. Eksi 5 üzeri kare yani çift bir kuvveti aldım. Sonucum pozitif geldi. Sıfırdan büyük. Şimdi şu da çok önemli bir özellik. Sıfır hariç bir tam sayının sıfırıncı üssü yani bir diğer adıyla kuvveti tanımsızdır. A sayısı üzeri sıfır birdir. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti unutmayın ki birdir arkadaşım. Asla bunu karıştırma. Sıfır yazan, sıfır işaretleyen çok arkadaşın olacaktır karıştırıp. Sen onlardan biri olma. Her sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Şunun gibi düşün. 5 sayısını neyle çarpıyorsun? 1 ile çarpıyorsun gibi düşün. Yani A çarpı 1 gibi. O da neyi verecek sana? A'yı verecek arkadaşım. 1 üzeri 1, 1 olup 0 üzeri 1, 0 olup 9 üzeri 1, 9'dur. Burada hocam niye ama 0 üzeri 1, 0 oldu diye düşüneceksin. Her senin kendisiyle çarpımı şeklinde gör bu 1'i. Şununla şunu çok karıştırıyorsunuz. O hataya düşmeyin arkadaşlarım. Üssün yani kuvvetin
Parantez dışında veya parantez içinde olması sonucu değiştirir. İşte en önemli yer. Sen zannetme ki özellikle negatif sayılarda bu çok karıştırılıyor arkadaşlar. Eksi a'nın karesiyle parantez içindeki negatif bir sayının karesiyle parantez dışındaki negatif bir sayının karesi asla birbirlerine eşit değildir arkadaşlar. Örneğin buna en iyi örnek ben şu örneği görüyorum. Eksi 3'ün karesi demiş. Burada parantez içinde olduğu için eksi 3 çarpı eksi 3 diyorsun. Şu kare ifadesi yani 2 ifadesi şu parantez içindeki eksi 3'ü alarak çarp diyor. Parantez içerisinde olursa veya parantez olmazsa ifade aynı aslında. Parantez içerisinde olursa sadece eksi 3'ü bir kere al diyor. Eksi 3 çarpı 3 şeklinde alıyorsun. Yine parantez yoksa arkadaşım eksi 3'ü bir kere al sonra 3 ile çarp diyor. Buna dikkat edin. Buraya kadar anlaşılmayan var mı arkadaşlarım? Çünkü özelliklere devam edeceğim. Tamamdır arkadaşlar. Bir diğer özelliğimize geldik. Negatif kuvvet sonucun işaretini etkilemez. Payı paydaya, paydayı paya yer değiştirir demişiz. Örneğin 1 bölü a üzeri n çarpı a üzeri n dediğimizde ifademiz a üzeri n neye eşit oluyor? Şunu hemen daha önceki bahsettiğim gibi şu çizgiyle şu çizgiyi bir ediyoruz. Aşağı aldığımızda 1 bölü a üzeri n şeklinde yazıyoruz. Örneğin 1 bölü 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri eksi 2 ifadesi eşittir. 6 üzeri 3 ifadesi de aynı şekilde şu şekilde yazılabilir. Şurada bir eşittir var. Çarpı değil eşittir olacak. Aynı şekilde burada da. Tabanları eşit iki üssü ifade bölünürken üsler çıkarılır. Eşit taban üs olarak yazılır. Şöyle tabanları yani aynı gördüğünüz ifadelerde şu üst iki ifade birlikte toplanır arkadaşım. O zaman bu özellikler şunu çıkartabiliriz. Tabanları aynı olan ifadelerde üsler toplanır. Bitti. Peki tabanları aynı olan ifadelerde bölme işlemi nasıl yapılır? Arkadaşlarım çarpmalı toplayan adam tabii ki de bölmede de çıkarma işlemi yapacaktır. Payın üstündeki üst kuvvetten paydanın üstündeki üst kuvveti çıkartarak sonuca ulaşabiliriz. Örneğin yine tabanları aynı olan bir ifade var. 5 üzeri 7, 5 üzeri 3. Buradan 7 eksi 3'ten 5 üzeri 4 ifadesine ulaşmış oluyoruz. Peki hocam, a üzeri n üzeri m yani üzeri diye iki kere ben konuştuğumda ya da soruda gördüğümde ne yapacağım? Tabii ki de şu iki ifadenin çarpımını alacaksın. Tek bir kuvvetmiş gibi düşüneceksin. Örneğin 3 üzeri 2 üzeri 4. Burada 2 ile 4'ü çarpıp 3 üzeri 8 şeklinde yazdığında unutma ki buradaki ifade tek bir ifadeymiş gibi devam ediyorsun. Bir sonraki özelliğimiz eğer ki bir tane üs varsa ve farklı iki taban varsa arkadaşım bu üs A tabanına da eşittir, B tabanına da eşittir. Yani A tabanı içinde kullanacaksın bu üssü, B tabanı içinde kullanacaksın. 3 çarpı 2 üzeri 4 demişim mesela. Buradan 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 şeklinde devam ediyorsun. Sonra geldik bir rasyonel sayı olarak hocam nasıl yapıyoruz? A üzeri n, B üzeri n parantezleri kaldırdığında da herhangi bir şey değişmiyor. Rasyonel sayıların üssü payın ve paydanın kuvveti olarak yazılabilir dedik. Daha sonra payı ve paydası aynı olan alınıp aynı üst kuvvet ile yazılan rasyonel sayılar ortak paranteze alınır demişiz. Şöyle ki B sıfırdan farklı olmak üzere iki rasyonel sayı belirtsin. İki aynı üs varsa A bölü B şeklinde yani bir rasyonel sayıymış gibi yazıp üssü M şeklinde alabilirsin arkadaşım. 5 üzeri 3, 3 üzeri 3, 5 bölü 3 üzeri 3 şeklinde de bu ifadeyi gösterebilirsin. Rasyonel sayıların negatif kuvvetlerinin alınırken pay ve payda yer değiştirir ve kuvvetin işareti değiştirir. Buna örnek verecek olursak arkadaşım A bölü B üzeri eksi m ifadesi var. Ben ilk önce bu eksiden kurtarmam lazım ifademi. O zaman pay ile paydanın yerini değiştirdiğimde yani b bölü a ifadesini elde ettiğimde şu m ifadesi hem b'nin hem de a'nın üssü olacaktır arkadaşım. Örneğin 3 bölü 5 ifadesini ele aldığımda eksi 2. Ben ilk önce eksiden kurtarmalıyım. O yüzden pay ile paydanın yerini değiştirdim. 5 bölü 3 şeklinde yaptım. Üzeri 2 dedim.
Bu da 2 hem 5'in hem 3'ün kuvvetidir. 5'in karesi 25, 3'ün karesi ise 9'dur arkadaşım. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok galiba. Şöyle birazcık da sıralamalardan bahsedelim. Üslü sayılarda sıralama anlaşıldı hocam. Güzel Sibiyacığım, sevindim. Üslü sayılarda sıralama yapılırken sayıların değerleri doğrudan bulup sıralama yapılabilir. Bu tabii ki küçük sayılar için geçerli. Bazen öyle üst ifadeler veriliyor ki asla hani ben uğraşılmasını istemiyorum öğrencinin. Tutup da büyük bir sayının onunla onu çarpsın, onunla onu çarpsın, onunla onu çarpsın gibi devam etmesini istemiyorum. Bunun için de güzel yöntemler bulunmuş ve buldu. Onları kullanalım. Sayıların değerleri doğrudan bulunup sıralanabilir. Dediğim gibi küçük ifadelerde bunu yapabiliriz. Örneğin 4 üzeri 2, 3 üzeri 3, 3 üzeri eksi 2. Hemen zaten rasyonel bir sayı elde ettim. Eksi 2'den dolayı 16 ve 27. Büyükten küçüğe 27, 16. 1 bölü 4 bir diğer tanımıyla 0,25 olarak önümüze çıkıyor. Sıralarken de 3 üzeri 3, 4 üzeri 2, 2 üzeri eksi 2 şeklinde tanımlayabiliyoruz. Sayıların üstleri eşitlenir. Tabanı büyük olan sayı büyüktür diyoruz arkadaşlar. Üslü ifadelerde üstleri eşitlediğim zaman tabanı büyük olan sayım tabii ki de 5, 3, 2 şeklinde sıralayabilirim. Hocam tabanlarını nasıl eşitleyeceğim ben? Ona birazcık değinmek istiyorum. Üstlerini nasıl eşitleyeceğim? Tabanlar gördüğünüz üzere biri 3'ün kuvveti, biri 4 zaten, biri 5. Bunlar da arkadaşlarım bunu ne şeklinde yazabilirim diyeceksin. 3'ün üçüncü kuvveti. Dördü ne şeklinde yazabilirim? 2'nin karesi. 5 zaten asal bir sayı, herhangi bir çarpımı yok. Dedik ve sıralarken de bu şekilde sıralıyoruz arkadaşlarım. Sayıların tabanları eşitlenir. Üstü büyük olan sayı büyüktür dedik. Örneğin 8 üzeri 5, 162, 643. Burada tabanları eşitlememiz lazım. Sonra üstü büyük olan büyüktür. Çünkü 5 var. Burada herhangi bir kuvveti bilmiyorum şu an. Burada da herhangi bir kuvveti bilmiyorum. O yüzden dolayı arkadaşlarım burada tabanlarını eşitleyeceğim. 8, 2'nin 3. kuvvetinin 5. kuvveti. 162, 2'nin 4. kuvvetinin 2. kuvveti. Aynı şekilde 2'nin 6. kuvvetinin 3. kuvveti diyerek sıraladığımda 2'nin 18. kuvveti büyüktür 2'nin 15. kuvvetinden. O da büyüktür 2'nin 8. kuvvetinden diyerek devam ediyoruz. Sıralamayı bu şekilde yapmış oluyoruz. Birbirine eşit üstü ifadelerde tabanları eşit ve üstler de birbirlerine eşit olur. Çünkü herhangi bir eşitlik söz konusu ise mutlaka sonuçta bir eşitlik vardır arkadaşlar. 5 üzeri a eşittir. 5 üzeri 3 ise a'nın direkt 3 olduğunu görebiliriz. Ama bunu tabii ki a diye vermiyor. Nasıl veriyor? Mesela 2 üzeri x artı 1 eşittir 7 ise diyor. Buna göre x'i bulduruyor sana. X artı 1 7 ise x buradan 6'dır diyorsun arkadaşım. Birbirine eşit üstü ifadelerde tabanlar eşitse tabanlar da birbirlerine eşit olur diyoruz. Örneğin a üzeri x eşittir 3 üzeri x ise a buradan otomatikman 3 geliyor. Daha sonra a artı 1 x artı 1 eşittir 5 üzeri x artı 1 ise tabanlarımın eşit olacağını biliyorum. A artı 1 5 ise a buradan otomatikman 4'tür diyoruz. Rasyonel sayıların negatif kuvveti bulunurken rasyonel sayı ters çevrilip kuvvette işaret değiştirir diyeceğiz. Bunu zaten bahsetmiştik bir önceki şeyde konuda. 2 üzeri 5 eksi 3 ise ilk önce ben eksiden kurtarmak için payı ile paydanın yerine değiştirip sonra kuvvetin değerini bularak yapıyorum. Ondalık gösterimlerin kuvveti alınırken önce kesir olarak yazılıp kesirin üstü alınır. Tekrar ondalık gösterime çevrilir. İlk önce ben bunu ondalık tabanında yazıyorum. 25 bölü 100. Ama burada eksi 2'yi aldım. Daha sonra şu eksiden kurtarmak için pay ve paydanın yerini değiştirdim. Daha sonra buradan 4'ün karesi geldi. Cevap da 16'dır diyoruz arkadaşlar. Buraya kadar anlaşılmayan hocam şurada ben bir anlamadım dediğiniz bir yer var mı arkadaşlarım? Bu arada sesli olarak da katılmak isteyen varsa dinlerim. Güzel. Güzel arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Şu an dersimiz bitti galiba. Evet, dersimiz bitti arkadaşlar.